bana hiçbir Allah'ın kulu gelip de sormadı ki sen ne yiyorsun, ne içiyorsun diye bir kişi gelmedi bana. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kayserili vatandaşlar İYİ Partili Kazım Yücel'e ülke genelinde ve Kayseri'de yaşadıkları sorunları anlatarak çözüm arayışlarını aktardı. Yemin ediyorum AK Parti'ye de oy verdim, bir daha da kesinlikle vermeyeceğim. Haykırıyorum. Evet. Neden? Canımı çok yaktım. Liyakatsizlik, gençlerimizdeki işsizlik ve sağlık hizmetleri iyi. Neyi iyi sağlık hizmetlerinin? Şuradaki vatandaşlar bir tane özel sağlık kurumuna gitsinler bakayım. Kaç lirayla çıkıyorlar? Şuradakine söylesinler. Devlet hastanesine gidiyorsun, kuyruk almış başını gidiyor. Benim Sivas'ıma bir tane hastane yaptılar, biz gidemiyoruz. Randevu sistemi açıyorsun, ben ölüyorum. Emin olun, ben kendi fikrimi söylüyorum. Siz de kendi fikrinizi söyleyebilirsiniz. Ben randevu alacağım, aldığım randevunun içerisine, randevuya ben burada bakıyorum. Bana ne zaman gün veriyorlar biliyor musunuz? 15 gün sonra randevuya gün veriyorlar. Evet. Kendi milletimizden çok Suriyeli, Afgan'ı doğru, hepsi dolu. Doğru. Yalan diyen varsa hepsi. Şurada duranların %80'i organizede çalışıyordur. Doğru. Haklı mıyım? Doğru. Yani bizim insanımız aç kaldı. Bütün kapıları kapattılar. Diğer Suriyelilere, Afganlara kaçtılar. Kayseri'de kaç tane Suriyeli var biliyor musun? Kayseri'de. Bak nüfusumuz 1.400.000. Evet. Resmi 80.000 evet, valilik kaynaklarında evet, ama gayri resmi Suriyeli ve evet, Afganlı mülteciler evet, geldi. Sonra 100.000'in üzerinde 120.000 var. Yani her 10 kişiden biri Suriyeli. Sabiye gitseniz 5 tane Türk göremezsiniz. Doğru. Hep Suriyeli. Kendi milletimiz dükkan açamıyor, vergisinden, borcundan, kirasından, altından kalıp dükkan açamıyor. Adam gelmiş, gelmiş kendi ülkesinden gelmiş. Bizim ülkemize çok da rahat. Bizden niye geçiniyorlar? Sen, rahatlık nereden geliyor? Bu ülkede geliyor? Bir savaş çıksa Allah korusun. Sen bu ülkeyi terk edip bir yere gidebilir hayır, misin? Biz evet, ölürüz ya evet, bu ülkede. Adamların böyle gençleri gelmiş buraya. Biz de diyoruz ki yaşlınız baş tacı, kadınınız baş tacı, ablamız anamız gelecek ama genciniz vatanınıza gidin ya. Mehmet ölüyor orada dedik. Biz bununla ilgili de çok açıklamalar yaptık. Gündemde var. Genel başkanımız da milletvekilimiz de sık sık bu konuya değiniyoruz. İşte Suriyelilerin olduğu bir Sabiye mahallesi var. Abi Eskişehir mahallesi mi dedi bir yerde. Kevgubat evet, var, evet, Şeker tarafı var. Evet. Arkadaş dolu. Ya burada inanır mısın temizlik yapılmıyor. Hatta Suriyeliler var ya muslukları açmışlar. Suyu halısını orada yıkıyor. Onun parasını sen ödüyor. Biz burada kin, düşman onu oluşturmayalım. Ama ya herkes vatanında mutludur ya bunlar dönsün. Konumuz bugün o değil ama bu da bir sorun Kayseri için. Abi, doğru söylüyorsun. Şehrimizin yine meydanında gelirken hemşerilerimizle sohbet etme vesilesiyle emekli bir abimizle denk geldik. Dedim ki emekli maaşlar 2500-2800 asgari ücret 2800 deyince cebinden çıkarttı. Dedi ki bu benim emekli maaşım. 1900 ve buradan daha ilaç kesilmemiş. Bu ay hastaneye gittiysen bu masraflar da alınmamış şekliyle dedi. Ben önce inanamadım ama 1900'ü görüp böyle de ısrarla söyleyince hemşerime hem üzüldüm. Hem de bir şeyler söylesin istedim. 1850 çekiyor. Evet. 30 sene 2 gün çalıştım. Belki beni tanıyan olabilir. Portakal Market'te 17 sene çalıştım. Battı. FETÖ'cüler batırmış kuya. Bir kuruş tazminat alamadık. 17 sene. Tazminat da almadın? Alamadım. O aslında devlet sorunu değil de şimdi, güvencesinde olmalı. Yok yok. Devletin şöyle biz mesela fazla vaktini almayayım da. Ben 98'de Portakal Market'e başladım. Bacanağım Belçika'da bir madene başladı. Belçika'da. Hı hı. Konya'da toprağı var. 2006'da maden kapandı. Bu 3000 euro maaş alıyor 15 senedir. Belçika devleti bunları emeklitti. İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Yücel vatandaşın derdi var dedi. Yine Kayseri'nin meydanında vatandaşımızla bir araya geldik. Dertlerini soralım dedik ama her ne kadar ışıkları kapatsanız da salon vermeseniz de genel başkanımız sokak sokak ilçe ilçe gezerken böylesine bir kalabalıkla bir araya gelirken biz de bireysel Kayseri'mizde vatandaşımıza bir hal hatırı soralım derken böylesine bir kalabalık böylesine sıkıntılarını anlatan topluma bir araya geldik.
Ne derseniz deyin, vatandaşın derdi var. Vatandaşın mutfağında ateş var. Vatandaşın mutfağında yiyecek ekmeği kalmamış, ulaşımda kullanılacak parası kalmamış. Herkes bir şey söylüyor. Kendince bir şey söylüyor ama şunu söylüyor. Bu maaşla, bu emekli maaşıyla bu şehirde geçinilmez diyor. Biz de söylüyoruz. Bunun çözümü mutlaka bir gün iktidar değişecek. Mutlaka bir gün adalet gelecek. Mutlaka bir gün yasalar bu şehirde insanların haklarını aradığı bir boyuta gelecek. Sonuçta biz vatandaşa sormaya devam ediyoruz ama her geçen gün çığ gibi büyüyor. Önce 3-5 kişiydi, 30 kişi oldu, 100 kişi oldu. Yani mitinge dönüşür, halatır sohbetler oluyor. Biz vatandaşın arasında olacağız, dertlerini dinlemeye devam edeceğiz.